Bazen böyle oluyor işte. Yani uyku sersemliğinden ne yaptığını bilmiyor. Yoksa abim pırlanta gibi bir insandır Candancığım. Yani al kuyumcunun vitrinine koy. Ciddi mi? Firdevs, sen 2 dakika sus istersen. Tabii Masar bir de bugünlerde biraz sinirli. Ya. Aslında abim çok iyi ve çok terbiyeli bir insandır. Ne içkisi, ne sigarası, ne trafik canavarlığı, ne de Playboy TV'ye üyeliği vardır. Yalnız Müfit Bey diye harika bir arkadaşı vardır. Firdevs, sen istemesen de sus. Kızım ne olur sen Masar'ın kusuruna bakma. Tabii size hak veriyorum Menkibe teyze. Bizim de öyle çat kapı gitmememiz gerekirdi. Aman canım ben onu sinire aldırmam. Birazdan hep beraber eve gideceğiz ve ben ne yapıp edip bu işi halledeceğim. Aman fola inanma falsızda kalma. Eyvah geç kaldım. Masar gelecek. Hemen sofrayı hazırlamalıyım. Gençliği de masada yerini aldı. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Sofraya bakılırsa bu akşam bir kutlama yapacağız galiba. Evet kocacığım. Annemlerin çöp çatanlıklarından kurtuluşumuzu kutlayacağız. Kurtuluşumuzu mu Allah Allah? Nasıl yani? Unuttun mu? Sen artık bir kadınsın kocacığım. Doğru ya unutmuşum. Artık beni şu fazlalıklardan kurtarsan nasıl olur hayatım? Hemen. Oh be. Ah! Bir bakalım kimler geliyor? Annemler. Eyvah. Hadi çabuk beni kadın yap ruhum. Allah Allah! Seni daha güzel bir kadın yapamadığım için kusura bakma canım. Senden en fazla bu kadar kadın oluyor. Anne! Abimin evine geldik işte! İstersen beni çalalım artık! Ay deli misin sen? Ne bağırıp duruyorsun öyle? Bağırdım mı anne? Hiç farkında bile değilim! Tövbe tövbe! Sana gene bir haller oldu. Anne! Seni çalmayalım istersen! Belki Müfit Bey uyuyordur muyuyordur! Rahatsız etmeyelim! Şöyle hafifçe kapıyı tık. Çeki bakayım şuradan. Sen merak etme kızım. Benim adım Menkıbe ise Masar seninle mutlaka evlenecek. Efendim buyurun hoş geldiniz. Allah Allah. Ay, yanlış kata çıkmışız herhalde anne. Pardon kusura bakmayın hanımefendi. Ne yanlış ayol? Dost doğru geldiniz işte. Yani burası Masar'ın başka bir deyişle abimin evi mi? Evet. Evet doğru. Burası Masar'ın evi. Hanım kızım Masar evde yok mu? Masar mı? Ay çok hoşsunuz. Ay bana bak ben Masar'ın annesiyim. Çabuk söyle bakayım Masar nerede? Ay burada işte ayol. Dünya menkıbesi. Biricik oğlunuz nasıl da değişmiş değil mi? Üstüme iyilik sağlık. Bu ne samimiyet canım ne oluyoruz? Masar gelsin de ben ona bir güzel çatayım. Nereden bulmuş bu senin gibi böyle tipsizi saygısızı? Anneciğim Masar benim ayol. Hadi oradan terbiyesiz. Menkıbe teyze neler söylüyor bu kadın? Manyak kızım bu manyak. Nereden girmiş Masar'ın evine anlamadım ki. Esas siz benim evime ne akla giriyorsunuz onu bir düşünün bakalım. Güzel anneciğim 7 yaşına kadar çok süt emmişim. Soyumuz da bilmem kaçıncı Mahmut'a dayanıyor. Üstelik Ruşen amcamın oğlu Sedat isminde spastik bir akrabam da var Allah Allah. Doğru valla. Bizimle ilgili her şeyi bildi. Anne. Benim 2 yıldan beri cinsel tercihim değişti. Artık sadece erkeklere ilgi duyuyorum. Kadınlarla hiçbir ilgim kalmadı. Ay anne, bu yaratık galiba gerçekten abim. Yok. Sen Masar olamazsın. Ay olamazsın. Benim öyle Masar gibi oğlum yok. Bravo bildiniz. Masar diye bir oğlunuz yok. Çünkü Masar artık bir kadın. Yani kısacası artık 2 adet kızınız var sevgili kaynanacığım. Ay
Ay ya, benim oğlum Masar. Aslan gibidir, aslan. Evet, hala aslan ama artık dişi bir aslan. Doğru, bir kez gördüm ama çok benziyor. Sen yani şimdi Masar mısın? Evet anne, kesinlikle Allah Allah. O Masar bu. Ay vallahi Masar. Ay, ay ben fena oluyorum. Ay gidiyorum. Gidiyorum. Ay. Yetişin kızlar, anneniz yanıma geliyor. Ay, anne dur, sakin ol biraz. Ay. Ay. Ben kadın olmuş erkekle dünyada evlenmem. Ah benim dünya aslanı evladım. Neden yaptın böyle, neden? Ay Allah'ım Allah'ım. Yazıklar olsun sana abi. Ne yapayım ayol? Kadınlar beni etkilemiyordu. İlgim erkeklere kaymıştı. Evlenmek istemeyişimin nedeni de buydu. Ay daha konuşuyor. Yarından tezi yok. Gidip eski haline dönmeni istiyorum. Hayır anne. Erkek olmak istemiyorum. Börek açmak istiyorum. Biçki dikiş kursuna gitmek istiyorum. Solist olmak istiyorum anne. Bu halinle sen Masar değil, maskara olmuşsun. Yazıklar olsun. Prestij müzik ailesinden bile daha köklü ailemizin yüz karısısın sen be. Ay ne yapayım anne? Ben artık böyleyim. Son sözün bu mu? Evet anne. Bu. Bir daha bana annem anne deme. Benim senin gibi oğlum yok. Minik kuşum da yok. Ne yapalım? Ben artık senin kızınım, Allah Allah. Benim senin gibi kızım da yok. Aşk olsun anne, ben varım ya. Aman sana demiyorum salak. Bana bak. Masar mısın nesin? Kadın adın her neyse işte. Eski haline girmeden bir daha benim gözüme gözükme, anlaşıldı mı? Peki ben ne olacağım? Aman üzülme. Sen dolmuşlarda dolanmaya biraz daha devam edersen kesin birini bulursun hayatım. Firdevs, bir daha gelirken kırmızı ojenini de getir Allah Allah Firdevs'im. Ay oh, güle güle dünya güzellerim benim Allah Allah. Çok kolay oldu Allah. Ben sana demiştim değil mi? Başardık işte. Hadi şimdi beni eski halime getir. Aman biraz kalsaydım böyle. Ne güzel kadın kadına konuşuyoruz ayol. Ay Ruslar hadi Hala çok çekici bir dişisin. Ya Ruslar. Aman tamam hallediyorum. Oh be, dünya varmış ya. Ama başka dünya da var hayatım. Ben kendi dünyama gitmeden önce bu olayı kutlamalıyız. E hadi kutlayalım öyleyse hadi. Canım benim. Oh. Tamam çok mersi yeterli. Şişeciğim bana ere. Tek. Ah yeter. Her şey o kadar güzel ki. Ellerine sağlık ruhum. Aman ne olacak sevgilim, biliyorsun bunlar benim için çocuk oyuncağı. Canım benim. Hadi anne, trenden kız bulmadan otur da şu yemeğini ye. Tamam. Çok yorucu bir gündü. Annem bu halimizi görse herhalde çıldırırdı. Doğru 7. Mahmut'un yanına giderdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş.